Çok geç bir saat. Bugüne kadar bu kadar uzun bir saatte yayın yapmamıştım. Bunun ben de farkındayım açıkçası. Ama özellikle yoğun istek gelip ya Talha abi bu konuda bizi bilgilendirir misiniz denilince ben de bu konuda sizi bilgilendirmek arzu ettim. Şimdi efendim olayı biliyorsunuz. Olayı benim anlatmama gerek yok. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da yapacağı bir maç. Orada işte Atatürk tişörtlü, resimli tişörtlerle girmemize izin verilmemesi, İstiklal Marşı okunmasına izin verilmemesi gibi bir takım nedenlerle iptal edildiği söyleniliyor. Ve şu an tabii maç iptal edildi. Takımlarımız geri dönüyorlar. Burada benden merak ettiğiniz konu neydi? Suudlar kimdir? Bu nasıl bir aile? Bunlar bu devleti nasıl kurdular? Suudi Arabistan, Osmanlı ilişkileri nasıldı? Ben size bugün özellikle bunları anlatmak istiyorum. Çünkü bu konuda hakikaten çok ciddi bir soru geldi. Evet. Yorumlar geliyor. Farklı memleketlerden. Çok teşekkür ederim. Gecenin bu vakti herkes ayakta. Bütün Türkiye ayakta. Haberim var. Takip ediyorum. Görüyorum. Şimdi bakın. Bu yayını açarken derdimiz yani şu bu değil. Ben yayını açarken farklı görüşlerden insanlar ya bu yayını hangi niyetle açıyorsunuz diye sordular. Tek bir niyetim var. Tarihçiyim bir. Suud ailesini herkes merak ediyor. İki, Suud ailesinin Türkiye Cumhuriyetimizle daha öncesinde Osmanlı Devleti ile ilişkileri nasıldı? Üç. Şimdi normalde Arap Yarımadası Memlükler döneminde Türklerin yönettiği bir yerdi. Yani şimdi İslam'ın kuruluşunu biliyorsunuz. Emevi Devleti'ni biliyorsunuz. Abbasi Devleti'ni biliyorsunuz. Abbasi Devleti bünyesinde konuşlanmış ordugah şehirlerde yaşayan Türklerin varlığını biliyoruz. Mesela Samarra, Irak, Bağdat yakınlarında bir şehir Abbasiler tarafından kuruluyor. Müslüman Türkler için, Türklerin eğitilmesi için kuruluyor. Burada yetişenlerden biri de Tulunoğlu Ahmet. Tulunoğlu Ahmet Mısır'a gönderiliyor. Vali olarak orada bağımsızlığını ilan ediyor. Ve bir devlet kuruyor. Bir Türk devleti kuruyor. Tulunoğulları Devleti. 800'lü yılların sonlarında Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olarak biliyoruz bunları. Arap Yarımadası'na bir noktada etkili oluyor Tulunoğulları. Yani devletin bir ucu bugün Türkiye'mizdeki Tarsus'ta ki Tulunoğlu Ahmet'in mezarı oradadır. Öbür taraftan Mekke ve Medine'ye kadar uzanıyor. Mekke ve Medine tarihteki adıyla Harameyn. Eyn iki anlamı verir. İki harem. Mekke ve Medine. Bu iki önemli yer Hicaz bölgesi Müslüman Türk devletleri tarafından tarih boyunca korunmuş, muhafaza edilmiştir. Özellikle Kızıldeniz'de ve Hint Okyanusu ile bizim Müslüman Türk devletlerinin en büyük bağlantısı Mekke ve Medine'nin korunması, hamiliği dolayısıyla söz konusu olmuştur. Şu an TRT'de bir dizi var biliyorsunuz Salahaddin Eyyubi ile alakalı. Nurettin Zengi özellikle şu an dizide aktif. Nurettin Zengi'nin şu anki o ilk 5-6 bölümde özellikle konuşulan konu neydi? Hac yollarının güvenliği. Nurettin Zengi o gün Şam, Halep arasında çok da büyük olmayan bir devletin yöneticisi iken Mekke ve Medine ile toprak bağı olmamasına rağmen oralarla alakalıydı. Neden alakalıydı? Çünkü biz Müslüman Türkler tarihten bu yana inancımız gereği, o mukaddes topraklara saygımız gereği oraları korumayı arzu etmiştik. Bakın bu canlı yayında sizlere Suudları anlatacağım. Suud ailesi Riyad civarında küçücük bir köyde yaşarken Suudi Arabistan denilen yani bugün koskoca bir Arap Yarımadası'nda yüzlerce kabile yaşıyor. Yüzlerce kabileyi yöneten bir devlete bu avuç kadar kabilelerin isimlerini niye vermişlerdi? Bugün ders kitaplarında Osmanlı Devleti'ni hala ve hala neden yerden yere vurmaktadırlar? Size bunları anlatacağım. Ama bunları anlatırken konuya bizzat kendi yaşadığım bir hatırayla başlamak istiyorum. Bakın benim Mekke Medine üzerine bir kitabım var. Peygamber Efendimizin izinde Mekke ve Medine'yi anlattığım bir kitap. Bu kitap basılalı 15 sene oluyor. Bu kitabın basılma sebebi nedir biliyor musunuz? Suudi Arabistan'dır. Suud ailesidir. Hiç unutmam 20 seneden fazla oluyor. Umre'ye gitmişim. Ara ara gidiyorum. Tur rehberiyim, tarihçiyim. Oralara gruplarla gidiyorum ve oradaki tarihi yerleri anlatıyorum. Bu Suudların Mescid-i Haram'daki son inşaatları daha yoktu, yapılmamıştı. Ve
işte Kabe'nin etrafında Mescid-i Haram, o bir önceki haliyle, daha büyütülmemiş haliyle. Orada bir müezzin mahfili vardır. Bizim Türkiye'den oraya giden umreciler oraya genelde işte Türk Mescidi derler. Orası böyle bir balkon kat, o balkonun altında oturur. Genelden Türkiye'den giden umreciler, işte hacılar. Orada Kur'an okurlar, tesbih çekerler, namazlarını orada kılarlar. Orası tam Rükn-i Yemani ile Hacerül Esvet köşelerinin karşısındaki duvardır ki o duvar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da namaz kıldığı bir yerdir. Çünkü tam karşı duvar Altınoluk'un tarafı da Darun Nedve'dir. Müşrik reisleri orada bulunur. Onun için Efendimiz Aleyhisselam genelde orayı tercih edermiş. Demek ki Türk kafilelerde orayı belki de bu nedenle tercih etmişler. Ben de o gün oradayım, oturuyorum böyle. Otururken baktım, Allah Allah, 50 yaşlarında bir bey elinde bir kitap okuyor. Şimdi bizim Türkiye'den Umre'ye gidenler genelde yaşlılardı. Bundan 20 sene 30 sene öncesine kadar. Amcalar, dedeler. Ya bizim Türkiye'den Umre'ye giden 70'lik dedelerden de hiç kimse orada oturup da bir tarih kitabı okumaz. Böyle bir şey göremezsiniz yani. Baktım, Allah Allah, tarih kitabı okuyor. Kitabın kapağına yaklaştım, Mekke tarihi yazıyor. Allah Allah, Mekke tarihi. Türkçe yazıyor bir de. Biraz daha yaklaştım. Baktım yayın evi yok, kapakta gözükmüyor. Yazarı kim acaba diye baktım. Böyle Muhammed Katban mı ne, öyle bir değişik bir isim, Arapça bir isim. Rica ettim, şu kitaba bakabilir miyim diye, adam uzattı bana. Hatta yanılmıyorsam Erzincanlı falandı galiba. Ondan sonra, ama bakın 20 sene oluyor bu olay olalı. Yani ben 47 yaşındayım. O zaman 27 yaşındayım yani. Aldım kitabı. Bayağı Türkçe yazılmış bir kitap. Mekke tarihi. Aldım. İşte Emeviler dönemi Harameyn hizmetleri diye bir başlık var kitabın başlarında. Yani Emeviler Mescid-i Haram'a, Kabe'ye, Mekke şehrine hangi hizmetlerde bulunmuşlar, neler yapmışlar. Onları bir okudum. Şöyle ne kadardır? 10-15 sayfa. Çevirdim. Abbasiler dönemi Harameyn hizmetleri. Onu da okudum bir 5-10 sayfa. Sonra Fatimiler dönemi böyle gidiyor. Osmanlı'ya geldi. Osmanlılar dönemi Harameyn hizmetleri. Ben size şu an Osmanlılar dönemi Harameyn hizmetlerini anlatmaya kalksam, yani Osmanlı Devleti'nin Mekke ve Medine'ye hizmetlerini, burada herhalde sizinle şu canlı yayında bir hafta 10 gün konuşuruz. O kadar. Bir baktım, birkaç sayfa. Nasıl olur ya? Osmanlı'nın 5 asırlık Harameyn'e hizmetleri birkaç sayfa. Çevirdim. Birinci İbni Suud dönemi diye bir başlık geldi. Birinci İbni Suud. Aman ya Rabbi. Bayağı kitabın yarısı oldu. Yani yarısı kadar bir bölüm bunu anlatıyor. Sonra ikinci İbni Suud dönemi geldi. Kitabın tamamı. Ve anladım ki Suudi Arabistan tarafından özel yazdırılmış bu kitap. Ve Türkçe yazdırılmış. Arapça değil. Neden? Çünkü bizim Türk umrecilerimiz, hacılarımız orada Suudi Arabistan'ın oralardaki tırnak içinde o muhteşem hizmetlerini bilsin. Osmanlı'nın 6 asıra yayılan oradaki hakimliği demiyorum. Osmanlı hiçbir zaman hakimim demedi. Hadimim dedi. Kendilerine Hadimül Harameyn dediler. Hadimül Harameyn. Hadimliğini yok saymak için. Ve bunu kime anlatıyor? Kime dikte ediyor? Bizim Türk umrecilere, hacılara. O gün yemin ettim. Ben dedim bir Mekke Medine tarihi yazacağım. Ve oradaki Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, Memlüklü'nün, Eyyubi'nin, Zengi'nin, yani bize ait ne kadar izimiz, emeğimiz varsa Harameyn'de bunları anlatacağım dedim. Ve o kitabı 5 sene içinde hazırladım ve 15 yıldır piyasada var bu kitap, duruyor. Yani bakın, böyle bir hatırayla girdim oraya. Bugün mesela Ürdün kralı kim? Abdullah. Abdullah'ın büyük büyük dedesi kim? Şerif Hüseyin. Şerif Hüseyin kim? Birinci Dünya Savaşı'nda bizi arkadan vuran adam. Mekke şerifiydi bu adam. Sultan II. Abdülhamit Han döneminde. Ve bizi arkadan vurdu. Oğullarından biri Ali'ydi. Öbürü Abdullah'tı. Öbürü Faysal'dı. Ve Suud ailesinin baş düşmanıydı. Bunlar birbirlerini hiçbir zaman sevmediler. İkisi de Arap Yarımadası'nda bulunan farklı kabilelerdi. Ve o coğrafyalarda üstünlük sağlamaya çalışıyorlardı. Tabi Osmanlı orada hakim güçtü. Bunlar da oralarda pasta dilimi paylaşmaya çalışıyorlardı. Osmanlı zayıflayıp elini eteğini çekmeye çalışınca Arap Yarımadası'ndan hangimiz daha fazla bir büyük dilim koparırız? Bunun derdine düştüler. Şerif Hüseyin oğullarıyla direkt isyan edip İngilizlerle anlaşınca
Oğlu Faysal'a Irak diye bir devlet uydurup kurdurdular. Öbür oğlu Abdullah, 1. Abdullah, Ürdün diye bir devlet uydurup, bak yanlış anlamayın. Yani Irak diye bir devlet yok. Tarihte hiçbir zaman olmadı. Iraklı diye bir halk da yok. Bak, Iraklı diye bir halk yok. Ürdünlü diye bir halk yok. Tarihte olmadı bunlar. Şimdi Belçikalı diye bir halk var mı ya? Napolyon Bonaparte yeniliyor. Yenilince bütün Avrupa'yı ele geçirmiş. Bir İngiltere hariç. Bütün Avrupa'yı. Ve onu yenince Avrupa devletleri, güçleri onun Fransa'yı küçültüyorlar. Bir coğrafya kalıyor. Yok ya, burayı kime versek kime versek, diyorlar ki burayı bir devlet uyduralım diyorlar. Belçika diye bir devlet uyduruyorlar. Bu devletin yarı toprağını Hollanda'dan, yarı toprağını Fransa'dan alıyorlar. Onun için Belçika'yı böyle bıçakla kesin ortadan, böyle ekvator dilimi gibi, üstü Flemenkçe konuşur Hollanda'nın dili, altı Fransızca konuşur. Çok gittim Belçika'ya. Yani suni bir devlet. Gerçek bir devlet değil. Belçika diye bir devlet tarihte olmadı. Belçikalılar diye bir toplum, millet hiçbir zaman var olmadı. Bunun gibi Irak diye bir toplum yok. Ürdün diye bir toplum yok. Suriye diye bir toplum yok. Suriyeli diye bir toplum yok. Sorsan bugün Türkiye'de kıyamet kadar Suriyeli var. Siz kimsiniz desen, Suriyeliyiz. Ne zamana kadar Suriyelisiniz? İşte 1950'lerden sonra. Ondan önce neydiniz? Osmanlı. Ondan önce neydiniz? Biz sayın mesela. Memlüklüydük. Ondan önce Eyyubi, Zengi, ondan önce Abbasi, Emevi. Ne diyecek? Romalıydık. Roma İmparatorluğu. Bir şey diyemezler. Öyle bir millet yok yani. Suudi Arabistan, yani Arap Yarımadası dediğiniz zaman iki kabile gelir akla. Özellikle yakın çağ konuşacaksak. Biri Suudlar, öbürü Haşimiler. Haşimiler normalde İngilizlerle işbirliği yapıp, özellikle Lawrence'le, üç ayrı devletin başına getirildiler. Suudlar işte bu pastadan başta pay alamadılar. Onlar da istiyorlardı almak. Onlar da Osmanlı'yı hiç sevmiyorlardı. Hatta Haşimilerden çok çok daha fazla sevmiyorlardı. Ama Haşimiler İngilizlerle işbirliği yapıp başta pazarlık yaptığı için onlar geri planda kaldılar. Ama Osmanlı'nın inkisar günlerinde Osmanlı'nın bize destek çıkın çağrılarına red cevabı verdiler. Hadi gelin başlayalım. Riyad'ı biliyorsunuz. Riyad bugün Suudi Arabistan'ın başkenti. Zaten bütün olay bu gece Riyad'da döndü. Riyad'da işte futbol takımlarımız oradaydı. İşte uçakların kalkmasına hala izin verilmiyor falan diyorlar ama detayları bilmiyorum. Ekranlardan onları takip ediyorsunuzdur. Bakın arkadaşlar, şimdi yorumlara bakıyorum. Arap seviciler, Arap sevmeyiciler. Bir takım tweet hesapları var. Araplar üzerinden İslamiyet'e, o pırıl pırıl güzide dinimize saldırmaya çalışıyorlar. Sakın bunlara fırsat vermeyin. O başka, o başka. Ben o tengricileri çok iyi biliyorum. Onlar bana da sataşıyorlar. Arap sevici falan. Yani onların Türklüğü sevdiğinin ben bir katı seviyorum. Benim oğlumun adı Baybars bir kere yani. Onlar benim kafamda, yani neyse girmeyeyim o konulara şimdi. Yazdığım iki cilt Kudüs kitabında A'dan Z'ye Türklüğün ben mirasını oralarda yayınladım ve başıma bin türlü şey geldi o iki Kudüs kitabını yazdım diye. Türklüğün izlerini sürdüm diye. Benim Mekke Medine kitabıma da bakın. Orada Osmanlı'nın, Memlüklüğünün yüzlerce izini ispatıyla yayınladım orada ben Mekke Medine kitabında. Onun için bu Arap seviciliği, Marap seviciliği geçin bunları yani. Yani şimdi Suudlarla alakalı konuşuyoruz. Suudların üzerinden kimse bizim o güzide dinimize, peygamberimize, sahabemize laf etmesin. O başka, o başka. Ben şimdi birazdan size Suudları anlatırken Suudların kesik başının Topkapı Sarayı'nın surlarının üzerinde nasıl sergilendiğini de anlatacağım. Şimdi Osmanlı Devleti Arap düşmanı mıydı? Hayır, değildi. Suudlar ayaklandılar, isyan ettiler. O da terbiye etti. Hem de Kemal Sunal'ın bir filminde kılığına girdiği meşhur paşamızın ve onun abisinin eliyle. Evet. Herkes şu an zaten onu bildiler. Tosun Paşa. Yani çok özür dilerim. At iziyle it izini birbirine karıştırmamak lazım. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Suudi Arabistan'ın yaptığı hakikaten bu anlamda çok büyük saygısızlık. İnsanların, toplumların, devletlerin kutsallarına dokunulmaz. Ama tabii bugün bizim Türk halkı bilmiyor tabii. Neyi bilmiyor? Suudi Arabistan'ın ders kitaplarında Osmanlı'yı yerin dibine soktuğunu, ne kadar kötü anlattığını, bunu bilmiyoruz.
Gerçi Avrupa tarih kitapları da Osmanlı'yı iki satırla geçiyor. İki satır bak, bir paragraf değil. Ben Fransa'nın da Almanya'nın da lise tarih kitaplarına, ya 3 cilt ya, lise 1, 2, 3 oturdum defalarca inceledim. Hitler kitabın yarısı, İslamiyet 2 paragraf, Osmanlı Devleti 2 satır. Yok sayıyorlar. Suudlar da ölümüne kötülüyorlar. 1740'lı yıllar. Riyad civarında, Riyad da o zaman küçücük bir kasaba. Oraya bağlı Dıra diye bir köy var. O köyde yaşayan Suud ailesi var. Yani toplasanız o gün bu aile 100 kişi olmayan küçücük avuç kadar bir kabile. Muhammed bin Suud. O kabilenin önde gelen ismi. Muhammed bin Vehhab adında bir adam kalkıyor bu kabileye sığınıyor. Kendince bir İslam alimi gibi kendisini gösteriyor. İbn-i Teymiye'nin yolundayım diyor. Bugün Suudi Arabistan bize İbn-i Teymiye'yi falan çok severler. İbn-i Teymiye kim? Bizim Harran Üniversitesi'nde, Harran'da var ya meşhur Harran Ulu Camii. Oralarda hocalık yapmış bir insan. Ama bugün Suud Vehhabiliği ile İbn-i Teymiye'nin de bir alakası yok. İbn-i Teymiye'ye bunlar yaslanıp Vehhabilik yaptılar. Vehhabilik bir mezhep. Ama tabii biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Bizim dört hak mezhebimizle hiçbir alakası olmayan bir şey. Suud Vehhabiliği. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir noktada devre dışı bırakan, şefaati reddeden, bidat diyerek İslam'ın birçok kutsalını sıfırlayan, yerin dibine indiren bir anlayış. Vehhabilik. Bugün ellerine güç geçse, bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek türbesini yıkarlar. Bak bu kadar söylüyorum size. Yıkarlar. Ben çok şahit oldum. Mekke'de, Medine'de birkaç defa otelde kendi grubuma Mekke ve Medine tarihi anlatırken sıra Osmanlı'nın haremeyn hizmetlerini anlatmaya geldiğinde birkaç defa otel yetkilileri tarafından ya salondayız ya paramızı vermişiz otelde yemekhanede oturmuşuz resmi kaçak göçek değil tarih anlatıyorum yani herkes anlatır. Osmanlı kısmına gelince böyle içeriye deliler gibi girip bağıra çağıra gruplarımızı dağıttıklarını biliyorum ben şahitim ya. Sanki illegal bir şey yapıyormuşuz gibi. Parasını verdiğimiz otelde izin alarak yaptığımız konuşmada konu Osmanlı'ya gelince deli gibi. Evet. Peki bu kuyruk acıları nereden geliyor? Ona geçelim. 1740'lı yıllar Muhammed bin Vehhab bu Suud kabilesine sığınıyor. Ve Muhammed bin Suud'la yakın temasa giriyor. Kendi şer düşüncelerini anlatıyor, ediyor. Ve maalesef Muhammed bin Suud bunun etkisinde kalıyor. Hatta bunlar yakınlıklarını daha da pekiştirerek Muhammed bin Suud'un oğluyla Muhammed bin Vehhab'ın kızı evleniyorlar. Böyle bir akrabalık da kuruluyor bunların arasında. Ve Vehhabilik bu kabilenin damarlarına, hücrelerine işliyor. Vehhabiliği yaymaya çalışıyorlar. Ve bu konuda başarılı oluyorlar. 1800'lü yılların başına geliniyor. Vehhabi gruplar o gün Osmanlı coğrafyasındaki Şii grupların yoğun yaşadığı Kerbela bölgesine giderek siz burada bidat yapıyorsunuz diyerek orada birkaç yüz Şii'yi öldürüyorlar. Aslında Şiiler de bunlardan bazı kişileri öldürüyor. İş büyüyünce Suudlar bir sonraki yıl oraya tam Kerbela anmalarının bittiği tarihte bir gece baskını yapıp bir gecede 5000 civarında Şii öldürüyorlar. Bugün mesela Umre'ye gittiğiniz zaman mesela İran Şiiliği ile Suudi Arabistan arasındaki o elektriklenmeyi özellikle Cennetül Baki kabristanı önünde çok görürsünüz. Cennetül Baki'ye gittiğiniz zaman orada Hazreti Fatıma annemizin kabri vardı. Böyle kapıdan girin, girer girmez sağa doğru dönün orada Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma'nın ayak ucunda 12 imam yani Efendimiz Aleyhisselam'ın torunları. Hazreti Hasan'ın kabri vardır. Hazreti Hüseyin'in kabri biliyorsunuz Kerbela'da mübarek başı Şam'a götürülmüştü. Oradan Kahire'ye götürdü Fatimiler. Kahire'de mübarek başı bir kabirde Salahaddin Eyyubi'ni yaptırdı bir türbe içerisinde. Vücudu Kerbela'da Hazreti Hasan, Hazreti Fatıma'nın ayak ucunda yatıyor. Onun yanında Hazreti Hüseyin'in oğlu
Kerbela'dan kurtulan Zeynel Abidin Hazretleri. Onun yanında onun oğlu Muhammed Bakır Hazretleri. Onun yanında onun oğlu Cafer-i Sadık Hazretleri. Medfun. Bunlar 12 imamın ilkleri, büyükleri. Bizim de başımızın tacı. Çok sevdiğimiz, çok özel insanlar. Ama tabii İranlıların onlara karşı aşırı bir düşkünlüğü var. Suudlar da bundan çok rahatsız tabii. Orada Cennetül Baki önünde hep böyle bir arbede yaşanır. Suudlar ve İranlılar arasında. Sonra ne oluyor? 1806 yılına gelindiğinde Suudların ibi iyice kanlanıyor ve tutuyorlar Mekke Medine'ye saldırıyorlar. Asırlar evvel Selçuklular döneminde nasıl ki Mekke ve Medine özellikle Kabe'ye saldırıp Kabe'yi yıkmaya çalışan bir Şii grup vardı. Karmatiler. Kabe'yi yıkmaya çalıştılar. Hacer-i Esved'i parçaladılar. Ve Arabistan'ın Ahsa bölgesine kaçırdılar. Sonra Fatimi halifesi devreye girdi, geri geldi. Suudlar Mekke ve Medine'ye saldırıyorlar ve maalesef Mekke ve Medine'nin yönetimini ele geçiriyorlar. Ne zaman oluyor bu olay? 1806 yılında oluyor. Tabii o tarihlerde İstanbul çok sıkıntılı. Neden? Çünkü 3. Selim tahttan indirilmiş. Yerine Kabakçı Mustafa darbesiyle darbecilerle işbirliği yapan 3. Selim'in büyük yeğeni 2. Mahmud'un abisi 4. Mustafa getirilmiş. Alemdar Mustafa Paşa orada yönetimi tekrar eline almaya çalışmış yani. 3. Selim'i kurtarayım. Kurtaramamış. 3. Selim öldürülmüş. 2. Mahmud çocuk yaşta kurtarılmış. Yani İstanbul'da da sıkıntılar had safhada. İşte bu sıkıntılı hengameli dönemlerde 2. Mahmud daha yönetimi yeni eline almış düşünün. O yıllarda. Yeniçeri Ocağı berbat bir durumda. Bakın 1826 Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Vakayı ayrı. Daha Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına 20 sene var. Ama ocak ifsad olmuş durumda. Duyuyorlar Mekke Medine'yi işgal eden bir Suud çetesi var orada. Ne yapacağız? Aklına Mısır'daki Kavalalı Mehmet Ali Paşa geliyor. 2. Mahmud'un. Oradaki divanı Hümayun heyeti. Sultanım diyorlar. Kavalalı çok güçlü, kudretli. Ki Kavalalı daha Osmanlı'ya ihanet etmemiş. Bu sıkıntı yok. Kavalalı'ya haber gönderiliyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın da büyük oğlu İbrahim Paşa. Ortanca oğlu. İşte Kemal Sunal'ın filminde kılığına girdi. Hepimizin adını çok iyi bildiği Tosun Paşa. Yazık ya. O da çok genç öldü ya. Ben Mısır turu yaptığım zaman Tosun Paşa'nın Kahire'de evi var. Her grubumu Tosun Paşa'nın evine götürürüm. Hanımı Pembe Hanım'la. Hanımın ismi Pembe'ymiş. Orada yaşarmış. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Ki Kavalalı biliyorsunuz değil mi? Kendisi yani adı üzerinde. Kavalalı. Karısı Boşnak'tır. Emir veriyor oğluna Tosun Paşa'ya. Orduyu al in diyor. Tosun Paşa orduyu alıyor iniyor. Mekke ve Medine'ye. Suudları püskürtüyor. Mukaddes toprakları kurtarıyor. Oradan onları çıkarıyor. Ve onlar tekrar Riyad'a kaçıyorlar. Kendi köylerinin olduğu bölgeyi orada pusuyorlar. Tosun Paşa daha sonra geri geliyor. İşte 1810 oluyor, 12 oluyor, 14 oluyor. Bunlar bir daha isyan ediyorlar. Mekke Medine'ye bir daha saldırıyorlar tekrar. Ha anlaşılıyor ki bunlar akıllanmayacaklar. Bunun üzerine o günlerde Tosun Paşa yazık ölmüş. Gencecik yaşta. Kavalalı Mehmet Ali Paşa bu kez büyük oğlunu gönderiyor. İbrahim Paşa'yı. Mısır ordusuyla. Osmanlı'nın Mısır ordusuyla. İbrahim Paşa gidiyor. Bunları bu kez ciddi bir şekilde, hatta ciddi bir savaş oluyor aralarında, yeniyor. Yendikten sonra bunların peşini bırakmıyor. Köylerine kadar kovalıyor. O Riyad civarındaki köyde. Bunları ele geçiriyor. O günlerde tabii bu 1740'lı yıllardaki Muhammed bin Suud, işte ona bu Vehhabili aşılayan Muhammed bin Vehhab, bunlar ölmüşler. Bunların artık torunları başta. O gün Muhammed bin Suud var ve 4 oğlu var. Bunları İbrahim Paşa tutukluyor, Kahire'ye getiriyor. Kahire'den de Osmanlı Devleti'nin 2. Mahmud'un emriyle İstanbul'a getiriliyor. İstanbul'a getiriliyorlar. Bunların böyle boyunlarına çifter zincir bağlanıyor. Bakın bugün Suud ailesi bu mevzuyu hiçbir zaman unutmaz. Hiçbir zaman ve Osmanlı'yı bundan dolayı hiçbir zaman sevmezler. Bak ben nifak tohumları falan ekmiyorum. Ben isterim ki Türkiye Cumhuriyetimiz siyasi anlamda çok güçlü olsun ve gücüyle, kudretiyle de Avrupalı sömürgeciler, Amerikalı sömürgeciler gibi hareket etmeden bütün bir dünyada adaleti sağlasın, mazlumun yanında olsun, zalimin karşısında olsun. Bunu isterim yani. Ona düşman olun, buna düşman olun, böyle bir derdimiz yok. Ama Suud ailesinin çok büyük bir kuyruk acısı var. Yani siz
üzülerek söylüyorum ama bugünkü Suud ailesiyle ne yaparsanız yapın onlarla bir dostluk, yani böyle çok ciddi bir dostluk kurmak ihtimali çok zor. Çok aklı senin biri gelecek de başlarına, diyecek ya geçmiş geçmişte kaldı diyecek, olacak zor. Neden? Ya adamların bir ideolojisi var. Bakın, ideolojisi olmayan insanla bir araya gelirsiniz. İdeolojisi olan insanla bir araya gelemezsiniz. Çünkü ideolojisi olan ne der biliyor musunuz? Biz seninle dost olsak da sen benim ideolojimi kabul etmediğin müddetçe ben senin altına oymayı sürdürürüm der. Böyledir bu işler. İdeolojisi olan insanlar bir mesafede kalırsın yani. Anlatabiliyorum değil mi? Suudların bir Vehhabi ideolojisi var. Bugün Balkanlarda Sünni Müslüman Türkiye ile Suud Vehhabili arasında gizli bir savaş var. O Bosna Savaşı sonrası bizim boşnaklarımızın pırıl pırıl o topraklarındaki Osmanlı camilerini Suudlu zenginler biz bu camileri tamir edelim diye alıp kaç tane Osmanlı camisini yıkıp mutfak bangosu gibi uyduruk mimarilerle camiler yaptılar biliyor musunuz? Çünkü Osmanlı'yı sevmiyorlar. Osmanlı'yı sevmedikleri için sizi de sevmiyorlar. Açık konuşayım. Bugün işte bu Suudların yaptığından dolayı Araplar şöyle, Araplar böyle diyen bazı gruplar var. O Araplar şöyle diyenler Osmanlı'dan da nefret ediyor, İslamiyet'ten de nefret ediyor. Ben bunları çok iyi biliyorum. Ama açık konuşayım. Siz o kişilere sesleniyorum. Araplar şöyle böyle ne kadar derseniz deyin. Siz Osmanlı'nın devamı olduğunuz için, torunları olduğunuz için o Suud ailesi her zaman bir ön yargıyla bakacak. Osmanlı'ya 1. Dünya Savaşı'na ihanet eden Şerif Hüseyin'in torunlarıyla bir araya gelirsiniz ama onlarla öbürleriyle geldiğiniz gibi gelemezsiniz. Ya bakın Allah aşkına. Yani bizim devlet yetkililerimiz Suudi Arabistan'a da gidiyor, Ürdün'e de gidiyor. Ürdün'de bir Abdullah'la, bak Ürdün Kralı Abdullah Türkiye'ye gelir. Onun babası Hüseyin de geliyordu. Kenan Evren'in kankasıydı. Çocukluk biliyorduk. Abdullah gelir, Ankara'ya gelir, Anıtkabir'e gelir, Atatürk'ün mozolesinin önünde saygısını durur. Ama hiçbir Suud kralının mozolenin önüne gelip saygı durduğunu görmezsiniz ve muhtemelen de hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Atatürk'ü sevmedikleri için mi sanıyorsunuz? Bu bizim futbol takımlarımızdaki o Atatürk resimlerini Atatürk'e düşman oldukları için mi engellediklerini sanıyorsunuz? Hayır. Atatürk nihayetinde bir Osmanlı subayıydı ve Türkiye Cumhuriyetimiz Osmanlı'nın bir bakiyesiydi. Yani Atatürk'e düşman olduklarından değil, Osmanlı ile alakalı kuyruk acıları olduğu için bu söz konusuydu ve hep olacak. Haberiniz olsun. Atatürk bizim bir milli liderimizdir. Kendi içimizde Atatürk'ü severiz sevmeyiz. Överiz, övmeyiz. Eleştiririz. Ama dışarıdan bir kişi Atatürk'e en ufak bir şey söylerse yek vücut oluruz. Atatürk bizim Atatürk'ümüzdür. Onun için kendi içimizde, kendi liderlerimizi, bu şu anki Cumhurbaşkanımız da olabilir, başkaları da olabilir, severiz, eleştiririz. Ama dışarıdan bir kişiye eleştirtmeyiz, dokundurtmayız. Kesinlikle. Bak ben bu çizgide bir adamım. Şu an beni dinleyenler arasında Atatürk'ü deli gibi seven Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey'den nefret eden olabilir. Tam tersi Tayyip Erdoğan'ı sevip Atatürk'ü sevmeyen de olabilir. Eğer bu akşamki olaylarda duygu ve düşünceniz ya Atatürk, Erdoğan çizgide gidip geliyorsa kusura bakmayın. O zaman siz de tarafgir ve ideolojiksiniz. Ben olaya öyle bakmıyorum. Türkiye'de tarihteki bir liderimiz ya da şu anki bir liderimiz dışarıdan birisi eğer sıkıntı çıkarıyor, laf söylüyorsa yek vücut olmak zorundayız. Ha sonra kendi mahallemizde döner, kendi mahallemizdeki kişileri tarihten ya da bugünden eleştirir, yerer ya da överiz. Ölçü bu olmak zorundadır. Eğer ölçü bu değilse problem vardır. Kesinlikle. Konuya geri dönüyorum. Tarihçiyim, tarihe döneyim. İbrahim Paşa bunları Kahire'ye, Kahire'den İstanbul'a gönderir. Bunların boyunlarına zincir asılır. Bakın Suud kralı o günkü Muhammed ve 4 tane oğlu, 5 kişi bunlar. Hem de böyle ikili zincirler asılır. Elleri, ayakları birbirlerine boyunlarından prangayla bağlanır.
Eyüp Sultan'a götürürler bunları, biliyor musunuz? Eyüp Sultan Hazretleri'nin oraya. Çok ilginç. Osman da var ya, az değil. Ya burada bir propaganda var aslında. Eyüp Sultan'a niye götürüyorlar biliyor musunuz? Ebu Eyyub el Ensari kimdi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesiydi. Medine'de tam 7 ay onu evinde misafir etmişti. Ve Arap'tı. Gördünüz değil mi? Önce oraya götürüyorlar. O kabrin önüne. Yani bir nevi Osmanlı burada bir propaganda yapıyor. Bir duyuru yapıyor. Eyüp Sultan kimdir? İstanbul'un manevi sahibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından tam 39 sene sonra gelmiştir. Ve orada, nerede? İstanbul önlerine gelmiş, şehit düşmüştür orada. Yani ağır hastalanıyor ve beni surların dibine defnedin. Bir gün İstanbul alınacak. O İstanbul'u fethedecek şanlı ordunun seslerini duyayım diyor. Kılıç seslerini, at kişnemelerini. Onun önüne getiriyorlar. Resmen o olayın lisanı ile, ey sahabemiz, sen de bir Arapsın. Bunlar da Arap. Sen İstanbul'un fethi için geldin. Burada şehit düştün. Bunlar da Mekke ve Medine'yi işgal etmeye kalktılar. Hainlik yaptılar. Resmen. Aslında orada bir propagandası var Osmanlı. Biz Arap düşmanı değiliz. Biz mukaddesata hainlik yapanların düşmanıyız diyorlar. Yoksa biz Eyüp Sultan da bir Arap. Ama onu seviyoruz diyorlar. Bak ölçü müthiş ya. Osmanlı müthiş bir ölçü koyuyor. Ya öyle böyle değil ya. Sonra tabii sonra bu prangalı halde divan yolunda bunları yürütüyorlar. Bütün bir İstanbul halkı sağlı solu toplanıyor. Divan yolu neresi? Tramvay yolu. Gülhane'yi biliyorsunuz. Gülhane'nin önden o tramvay yolu böyle Aksaray'a kadar gider. Roma İmparatorluğu'nun Mese Caddesi. O yolda işte Eyüp Sultan'dan bunları getiriyorlar Eminönü'ne. Eminönü'nden Gülhane Parkı önünden, işte Gülhane solumuzda, Zeynep Sultan Camii sağımızda, o aradan meşhur cadde Alemdar Caddesi. Yukarı doğru Ayasofya Camii solumuzda, Sultanahmet Camii solumuzda, divan yolunda. Nereye kadar? Bayezid'e kadar götürüyorlar. Bayezid'de ne var? 2. Mahmut döneminde hala ayaktaydı. Sultan Abdülaziz döneminde yıktırıldı. Yerine biliyorsunuz askeriye yapıldı. Eski saray var. Sarayı Atik. Sarayı Atik'in böyle geniş bahçesi var o zamanlar. 2. Mahmut da orada kurulmuş. Cirit müsabakası var. Onu izliyor. Ve tabii haberi var. O yol üzerinde on binlerce İstanbullunun önünde o Suudlar, o beşli ekip getiriliyor. Baba ve dört oğlu. Bayezid'de Sarayı Atik'in avlusunda yine yüzlerce insanın önünde 2. Mahmud'un huzurunda mahkeme ediliyor. Tabi mahkeme öncesinde 3 gün tutuklu kaldıkları zindanda ifadeleri alınıyor. Tam 3 gün. Tabi ifadeleri uyduruk. Geçerli bir şey yoktu. Mekke Medine'ye saldırmak bunun sebebi mi olur? Osmanlı'yı arkadan vurmak. Hem de 2 defa. Osmanlı ilginde affetmiş bir de bunları. O Tosun Paşa Riyad'a gitmemiş. Bunlar çekilince bırakmışlar. Bir daha ikinci niye kaşınıyorsun 10 sene geçmeden? Ve nihayetinde karar idam olarak veriliyor. Bostancıbaşı çağrılıyor. 2. Mahmud önünde Bayezid'de, yani şu anki İstanbul Üniversitesi'nin avlusunda, hani o kocaman bir kapısı var ya İstanbul Üniversitesi'nin, o kapıyı Sultan Abdülaziz yaptırdı. O Abdülaziz Han döneminde o eski saray yıkılıp orası ne oldu? Seraskerlik oldu. Yani ordunun merkezi oldu. Yönetim merkezi. Genelkurmay oldu. İşte o büyük kapıdan girin içeri, o arkadaki avlu, işte Bayezid Kulesi, rektörlük binası. Orada bu dört Suud liderinin başları vücutlarından ayrılıyor. Ve bu başlar Topkapı Sarayı'na götürülüyor. Topkapı Sarayı'nda kuleli kapı var ya bizim, Babu Selam. Onun yanında hala Seng-i İbret. Seng taş demek, İbret ibret demek. İbret taşında orada sergileniyor. Bir süre orada duruyor o başlar. Daha sonra bu başlar saray burnundan denize fırlatılıyor. Yani bu başlar nereye gömüldü derseniz, hiçbir yere gömülmüyor. Çünkü İstanbul'da bu başlar için bir mezar, İstanbul'un toprağına böyle başları defnetmek istemiyor Osman. Deniz atılıyor saray burnundan başlar. Böyle bir durum. Sonra ne oldu? Bu idam edilenin torunlarından biri kim? Suudi Arabistan Devleti'ni kuran Abdülaziz. Torunlarından biri o. Ben size hatta onun resmini göstereyim isterseniz, şöyle bir Abdülaziz'in. Ha bakın, bu da İbni Vehhab. İbni Vehhab'ın resmini göstereyim size. Bakın şöyle. Bu gördüğünüz kişi o.
Muhammed bin Vehhab, Vehhabiliği dünyaya yayan kişidir bakın bu. Gördüğünüz kişi. Hatta buradan da görüyoruz. Muhammed bin Vehhab'ı. Evet. Şuradan. Şu gördüğünüz kişi. Suudlar. Bu gördüğünüz kişi de işte 1740'lı yıllarda bunlar bir araya geliyorlar. Ve geldik sırada Abdülaziz'e. Abdülaziz kim? Suudi Arabistan'ın kurucusu. Bu görmüş olduğunuz gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı görüyoruz. Abdülaziz'in. Abdülaziz bin Suud. Şu anki kral var ya, işte o kralın babası, ondan önce Abdullah vardı. Hani ölünce bizim milyas ilan ettiğimiz. Abdullah'ın da babası. Ondan önce kim vardı? Kral Fahd vardı. Fahd'ın da babası. Ondan önce kim vardı? Faysal vardı. Faysal'ın da babası. Bunların içinde açık konuşayım. Benim sevdiğim bir tanesi var. Yok diyeceksiniz ya, böyle bir gecede bir Suud kralını sevdim denir mi? Arkadaşlar, ben dürüst bir insanım. Dürüst olmak zorundayım. Ben burada keyfi kimseyi gömmüyorum, kimseyi de övmüyorum. Bunlar Osmanlı'ya direkt değil indirek hiçbir zaman sevmediler. Aslında bunlar da isyan ederdi. Şerif Hüseyin isyan edince Şerif Hüseyin'e düşmanlıklarından dolayı Osmanlı'ya direkt bir isyanları olmadı. Yani bundan kaynaklanıyor yani. Yoksa bunlar Şerif Hüseyin'den 1,5 asır evvel baş kaldırdılar. Faysal vardı. Amerika'ya kafa tutan, sömürgecilere kafa tutan, Kudüs'ü savunmaya çalışan, Filistin davasını savunmaya çalışan bir vardı. Ama tabii Amerika'ya kafa tuttuğu için Amerikalılar onu yeğenine öldürttüler. Faysal'ı. Bir Faysal bunlardan farklıdır biraz yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izlerine sahip çıktı. O Faysal mesela bunlar gibi Vehhabi değildi. Dedim ya, bunlar ellerine geçse Efendimiz Aleyhisselam'ın türbesini de yıkarlar. Ama İslam dünyasından çekindikleri için bunu yapmıyorlar. O günlerde bu adamdan size biraz daha bahsedeceğim. Unutmayın bu adam. Abdülaziz bin Suud. Ondan konuşuyoruz birazcık. Evet. Sonra ne oldu? Sonra Osmanlı Devleti inkisar yıllarına girdi. Birinci Dünya Savaşı başladı. Arka arkaya. Cepheler, cepheler, cepheler. İngilizler tabii önce Basra Körfezi'nden çıktılar. Bağdat'ı işgal etmek istediler. Kutül Amara'da biz bunları darmadağın ettik. Koca bir İngiliz kol ordusuna esir ettik. Çanakkale Savaşı'nı kazandık. Geçemediler. Birinci ve ikinci Gazze Savaşı'nı kazandık. Filistin cephesine çakılıp kaldılar. Yani biz Birinci Dünya Savaşı'nın aslında ilk yarısında İngilizlerin dumanını attırıyoruz. Yeniyoruz. İşte o kalleşlikler olmasa olacak. Bakıyorlar İngilizler, bizi yenemeyecekler. Durum sıkıntılı. Ya Almanlar ve Avusturya Macaristan yenildi diye biz yenik sayıldık. Şerif Hüseyin'le anlaşıyorlar. Şerif Hüseyin oğullarıyla isyan ediyor. Ediyor ama bir avuç çapulcu ordusu var. Fahrettin Paşa Medine'de. Enver Paşa, Kuşçubaşı Eşref Paşa'yla 300 bin altını Yemen'e gönderiyor. Yemen'i örgütlemeye çalışıyor. Çünkü Yemenliler bize her zaman sadıktır. Bakın bu gece olan olaylarla kalkıp da Araplar kahrolsun falan oyununa gelirseniz, o zaman Yemenlileri de çöpe atarsınız. Yemenliler bize hiçbir zaman isyan etmedi. Ha, tarihte Yemen imamlarından kaynaklanan ayaklanmalar oldu, her zaman oldu. Ona bakarsanız Anadolu'da Türklerin içinde bulunduğu ya da başında bulunduğu Osmanlı'ya karşı ayaklanmalar da oldu. Ne diyeceğiz o zaman? Şimdi Osmanlı'nın 17. yüzyılda başının derdi olan Celali isyanları vardı. Bu Celali isyanları çıkaranlar Türkler değil miydi? Ne diyeceğiz o zaman Türklere? Kendi ırkımıza tükaka mı diyeceğiz? Her zaman olur. Her toplumun içinden baş kaldıran, sıkıntı çıkaranlar olur. Yemen'de de oldu. Ama Yemen halkı her şeyle Osmanlı'nın asırlarca yanında oldu. Asırlarca. Yemen üzerine çok ciddi yayın yaptım biliyorsunuz. Şu İsrail'e direkt savaş açtı ya Yemen. Bunun üzerine yayın yaptım biliyorsunuz. Anlattım. Yemen'e 300 bin altını Enver Paşa niye gönderiyor? Yemen halkı bize sadık, onları örgütleyelim ve güneyden Şerif Hüseyin'i vuralım diye. Ama işte tabii altınlar geç gidiyor. Savaş bitiyor. Monduras ve yani orada bir örgütlenme olamıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti olarak biz isteseydik Yemen, Kıbrıs gibi bizim bir devletimiz olarak orada kalırdı, haberiniz olsun. Bak net,
Tamamen biz Yemen'e sırtımızı döndüğümüz için Yemen müstakil bir devlete dönüştü. Tamamen bize bağlıydılar. Bizi bırakıp nereye gidiyorsunuz dediler. O konuyu o videoda anlattım. Sonra ne oldu? Sonra Şerif Hüseyin ayaklandı. İngilizlerin desteğiyle Arap Yarımadası'nın önemli bir kısmına hakim oldu. Riyad civarına hakim olamadı. Bakın Riyad civarında aslında Osmanlı hiçbir zaman satmayan bir Arap kabilesi vardı. Reşidiler. Şimdi Şerif Hüseyin bize arkadan vurduyu, özellikle İsrail'in Gazze saldırılarında ekmeğine yağ sürmek isteyen içimizdekiler bunu ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar ama Şerif Hüseyin bize arkadan vururken Osmanlı Devleti oradan tamamen kendi isteğiyle çekilene kadar, Türkiye Cumhuriyetimiz bizim Arap dünyasıyla bir işimiz kalmadı diyene kadar Lozan'da bizim yanımızda olan bir kabile vardı. Reşidiler. Niye bunları kimse anlatmıyor? Demek ki herkes bize arkadan vurmamış. Sonuna kadar bize sadık olan bir sürü Arap kabilesi de varmış. Reşidiler Suudların bir numaralı düşmanıydı. Defalarca Suud kabilesini yendiler. Defalarca. Hatta bir ara Reşidiler Suudları öyle bir yeniyorlar. Suudlar Kuveyt'e kaçıyor. Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal ettiğinde Kuveyt kralı hangi ülkeye sığındı hatırlıyor musunuz? Suudi Arabistan'a sığındı. Neden sığındı? Çünkü tarihte de Suud kralı Kuveyt'e sığınmış ve yıllarca Kuveyt'te yaşamıştı. Yani işte tarih bilmek bunun için lazım. Bütün siyasilerimiz tarih bilmeli. Mecliste milletvekillerine, aynen biz kokartlı rehberlere, bakanlık düne kadar yılda bir böyle ilim, bilim güncelleme kursları verirdi. Milletvekillerine valla böyle bir şey yapmak lazım ha. Yani böyle bir şeye talipse milletvekilleri ben hiç ücret almadan ayda bir 15 günde bir meclise gider hepsine toplu halde tarih dersi vermeye hazırım. Çünkü tarih bilmeye hepimizin ihtiyacı var. Milletvekillerimizin çok daha fazla ihtiyacı var. Tarih bilmeden devletler yönetilmez. Dış ilişkiler çöker. Bak Kuveyt ile Suud arasındaki ilişki. Bak daha nereye götürdüm sizi. Sonra ne oldu? Sonra Suudlar Reşidileri ezdiler. Orada bir güç oluşturdular. Osmanlı da baktı bunlar güçlü. Ama baktı ki Osmanlı bize yamukları yok. Evet zamanında vardı. Biz bunların dedelerini, babalarını idam ettik. Ama torunlarda bir sıkıntı yok. O günkü torun, az önce fotoğrafını gösterdiğim Abdülaziz bin Suud'u Riyad'ı il seviyesine çıkardı Osmanlı. Ve onu Riyad valisi ilan etti. Yani Osmanlı Devleti yıkıldığında Suud bin Abdülaziz, Abdülaziz bin Suud Riyad valisiydi. Osmanlı Devleti'nin Riyad valisi. Ama sadece bir vali. Şerif Hüseyin ise Mekke şerifiydi. Kaypaktı. Güç delisiydi. Parayı kim fazla verirse ona her türlü şeyi yapabilirdi. Yani her türlü yıkamayı, yağlamayı. Osmanlı Abdülhamit Han bunun farkındaydı. Onun için Şerif Hüseyin'i İstanbul'da tuttu. Yıllarca. Emirgan'da yalı hediye etti. Ben turlarda ya da konferanslarda gruplarıma hep derim. Abdülhamit Han döneminde yaşasaydık onun bir numaralı düşmanı olurduk diye. Vallahi olurduk. Niye? Çünkü her türlü sıkıntılı herife boğazda yalı hediye ediyor Abdülhamit Han. Abdülhamit Han kanlı bir lider değil. Sıkıntılı ve sıkıntı meydana getirirse fitneyi büyütecek tipleri Abdülhamit Han ihsanla yola getiriyor. Susturuyor. Bir tane yalı hediye ediyor. Adam susuyor. Parayı görünce pusuyor. Yani bazı tipler vardır. Şerrinden emin olmak için çok özür dilerim. Hoş dersin. Hani sokaktaki sana havlayan köpek gibi. Bazı sıkıntılı tipler vardır. Şerrinden emin olmak için önüne bir kemik atarsın. Anlatabiliyor muyum? Hoş diyeceğin ya da kemik atacağın köpekler farklıdır. Siyasetçi bunu çok iyi bilir. Abdülhamit Han çok iyi bir siyasetçiydi. Kimin önüne kemik atacağını, kime hoş deyip yoluna devam edeceğini çok iyi bilirdi. Emirgan'da yalısı var. 1. Abdülhamit Han'ın Emirgan Camisi'nin dibinde Şerifler Yalısı. Şerif Hüseyin şu anki Ürdün Kılı Abdullah'ın babası Kenan Evren'in yanına sık sık gelirdi. Geldiğinde Evren Paşa, Paşa diyor Cumhurbaşkanı halbuki. Dedemin yalısı burası, bunu ne zaman bana hediye edeceksin, geri vereceksin, bu bizimdi zaten falan diye çok dedi. Kenan Evren'in belki de bu ülkeye en büyük faydası o yalıyı ona vermemek oldu. Şerif Hüseyin isyan edince İbn-i Suud Osmanlı'ya isyan etmedi. Ama Osmanlı'ya yardım da etmedi.
Fahrettin Paşa çok zor durumdaydı Medine'de. Ve Fahrettin Paşa Şerif Hüseyin'e karşı, tabi o gün o 300 bin altın Medine'ye geliyor. Kuşçubaşı Eşref'in adamları ve Kuşçubaşı Eşref dahil parça parça geliyorlar. Oradan da Yemen'e gönderiliyor Zenci Musa ile. Uzun süre Medine'yi müdafaa ediyor Fahrettin Paşa. Şerif Hüseyin ve askerlerine karşı Medine muhasara ediliyor, bayağı kuşatılıyor. Ve Fahrettin Paşa İbn-i Suud'a, Abdülaziz bin Suud'a mektup gönderiyor. Gel, veli nimetine sahip çık diyor. Veli nimet Osmanlı Devleti. Bize yardım et. İbn-i Suud ona mektup yazıyor. Karşılığında bana ne vereceksin? Evet. Nereden biliyorum ben bunları? Naci Kıcım'ın hatıralarından. Naci Kıcıman kim? Fahrettin Paşa'nın yaveri. En yakını. Naci Kıcıman yıllar sonra Medine Müdafaası diye bir kitap. Yani bir hatırat yazdı. Ve bu hatırat Medine Müdafaası ismiyle yayınlandı. Eski bir kitaptır. Yani sahaflarda belki nadir kitap gibi eski kitap satan yerlerde bulabilirsiniz. Naci Kıcıman, unutmayın hatıraları ve kesinlikle okuyun. Yanılmıyorsam Sebil Yayınları'ndan falan da çıkmıştı o ilk. Naci Kıcıman diyor ki İbn-i Suud'a, Abdülaziz bin Suud'a mektup yazdı. Gel bana yardım et. Şerif Hüseyin'e karşı. Ya sen Riyad valisin. Seni koskoca Fahrettin Paşa çağırıyor. Bölgenin yöneticisi. Askerlerine geleceksin. O ne diyor mektubunda? Diyor ki para ne vereceksin? Para, makam. Fahrettin Paşa'nın ikinci mektubu çok manidar, çok ibretlik. Tam bir kapak. Anlayana. Diyor ki kişiye gerektir ki veli nimetine hizmetini tam yapsın. Kişi hizmetini yapar, veli nimeti de ardından takdir eder diyor. Sen gel, bize yardım et, hizmetini gör. Merak etme, biz takdir ederiz, ödülünü veririz diyor. Tabii Abdülaziz bin Suud, Fahrettin Paşa'nın bu ikinci mektubuna cevap bile vermiyor. Yani Osmanlı'nın isyan eden hain Şerif Hüseyin ve İngilizler eliyle bitirilmesini bir köşede seyrediyor. Ben bunları anlatırım. Kimse kusura bakmasın. Tarih konuşuyoruz. Ölmüş insanları konuşuyoruz. Anlatacağız tabii ki. Sonra ne oluyor? Osmanlı Devleti yıkılıyor. Ve elini eteğini tamamen çekmek zorunda kalıyor. O coğrafyadan. İşte önce Mondros Mütarekesi, ardından Sevr. Kurtuluş Savaşı'mızı veriyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızı kazanıyoruz şükürler olsun. Ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'miz kuruluyor. Tabi bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'miz kurulurken maalesef sömürgeci büyük güçler bize Osmanlı bakiyesi o coğrafyalara bakmayacaksınız diyorlar. Selam bile vermeyeceksiniz. İlgilenmeyeceksiniz diyorlar. Bakın Şerif Hüseyin bir diktatör hain olabilir. Suud yönetimi Osmanlı'yı sevmeyebilir. O gün Arap Yarımadası'nda Osmanlı diyen, hatta Osmanlı'nın devamında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni çok seven yüz binlerce Arap vardı. Muhammed Esed'i hiç duydunuz mu? Muhammed Esed İngiliz'dir. Müslüman olmuştur ve Kur'an tefsiri vardır. Kur'an meali vardır Muhammed Esed. Muhammed Esed'in Mekke'ye giden yol diye bir kitabı var. Ne diyor biliyor musunuz? 1900 diyor 30'lara kadar, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu, Atatürk'ün liderlik yaptığı, Türkiye'nin bağımsız bir devlet olduğu o yıllarda diyor, Arap dünyasında doğan her 10 çocuktan, her 10 erkek çocuktan ikisine, üçüne Kemal ismi verildi diyor. Kemal. Verenler Arapların çocukları. Niye veriyorlar? Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtaran adam diye veriyorlar. Atatürk'ün ismini veriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani sakın, yani çeri çöpü birbirine karıştırmayın. Ben farkındayım. Saatlerdir paylaşımları izliyorum, bakıyorum. Birileri Suudların yaptığı bu yamuğun üzerinden İslamiyet'e, Müslümanlara, bütün Araplara saldırmaya çalışıyor. Buna izin vermeyiz. Geneli kandırmalarına izin vermeyiz. Bak ben bu yayını bunun için açtım ki birçok kişi de lütfen yazın hocam dedi. Öbür taraftan
Bakıyorsunuz birileri de Atatürk'e saldırmaya çalışıyor. Ya dengeli olmak lazım. Burada olay, yani Suudların bu tavrı Atatürk'e ama Atatürk'ün şahsında Osmanlı Devleti'ne. Yani Atatürk Osmanlı Devleti'ni yıkmamış mıydı? Nasıl oluyor? Böyle değil. Siz öyle düşünüyor olabilirsiniz. Ama ne Avrupalı ne Arap dünyasındaki bu adamlar size o gözle bakmıyorlar. Siz ağzınızda kuş tutsanız Türksünüz, Osmanlısınız, Memlüklüsünüz, Eyyubisiniz, Selçuklusunuz. Onun için birbirimize düşmeyelim artık ya. Şudur budur deyip birbirimizin altını oymayalım. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Ağzınıza kuş tutsanız siz busunuz. Avrupa'ya gidip Hristiyan olsanız yine Türksünüz. E bizim Hristiyan Türkler vardı Anadolu'da. 1924 nüfus mübadelesinde o zavallı insanları ağlata ağlata Yunanistan'a gönderdik. Yunanlılar onlara eziyet ettiler, siz Türksünüz. E Hristiyandılar. Eziyet ettiler. Onun için. Biz kendi benliğimizi, tarihteki büyüklüğümüzü, gücümüzü, adalet anlayışımızı, zalimin karşısında dimdik duruşumuzu, mazlumun yüzyıllarca başını okşayışımızı bileceğiz ve kıyamete kadar en güçlü şekilde, aynı şekilde davranmaya devam edeceğiz. Yarın öbür gün Osmanlı'yı da Atatürk'ü de müdafaa ederek Suudlusu ya da başkası kim bunu yaparsa ağzının payını vereceğiz. Bitirmedim Suud ailesini. Daha Suudi Arabistan devletini kurmadılar. Kuracağız, öyle bitireceğiz. Çok az kaldı. Yalnız var ya, saat gece 2 oldu. Ben yayını açtığımda 300-500 kişiydiniz. Şimdi 1500 kişiye yaklaştınız. Hakikaten çok enteresan. Demek ki benim halkım, benim insanım doğru tarihini öğrenmek istiyor. Beni de tanıyorsunuz. Yani hamasete esir olmadan. Şimdi ben canlı yayın açacağım deyince bana kaç kişi yazdı? Aman hocam oyuna gelmeyin ha diye. Yani oyuna gelmek ne demek? İşte vay Araplar şöyle deyip oradan giydirmek. Ya da vay Atatürk bilmem ne falan. Yo değil. Bak ben size bütün ölçüyü verdim. Tarih boyunca, yani gelecek adına, hayatımız boyunca bizim ölçümüz her zaman bu olmalı. Kendi mahallemizde, kendi mahalle insanlarımızı konuşuruz. Eleştiririz, yereriz. Ama dışarıya karşı hiçbir zaman. Bakın ben hiç unutmuyorum. İşte bu Kudüs'e 5 yıldır gidemiyorum. Bana atılan iftiralardan dolayı biliyorsunuz. Olsun. Bu yasağı koyan benim kendi devletimse öper başıma koyarım. Çünkü benim devletim. İsrail bana yasak koymadı ki. İsrail koysa onun altını oyarım ben. Her gün canlı yayın açarım. Ama ben niye hiç konuşmuyorum? Olsun. Bir mahkeme süreci var diye susuyorum. Önemli değil. Ya bakın ben Kudüs kitaplarını hazırlarken, bunu belki de ilk kez anlatacağım, hiç unutmam, Yahudi mahallesini çalışıyorum. Bizim ikinci kitap var ya, şu mavi kaplı, sokak sokak Kudüs'ü anlattım. E tabii şimdi Kudüs 4 mahalleden oluşuyor. Müslüman mahalle en büyüğüdür, en kalabalığıdır. Sonra Hristiyan mahalle, Ermeni ve Yahudi mahalle. Yahudi mahalleyi de ben sokak sokak anlattım. O Yahudi mahalle dedikleri mahallenin içinde bir sürü Osmanlı, Memlüklü eseri var. Onları, tabii ben onları konuşurken kafamda şöyle kepli bir şapka olsa da oradaki Yahudi anlıyor senin Türk olduğunu. Hiç unutmuyorum. Böyle melon şapkalı, zülüflerini sallayarak bir Yahudi geldi. Bizim Cumhurbaşkanı'na, Tayyip Erdoğan'a bir giydiriyor, bir giydiriyor. Bana İngilizce. Hani benim de onunla beraber taşlayacağımı düşünüyor. Ne düşünüyor anlamadım. Ama şöyle değil mi, ama böyle değil mi falan. O gün adama ben bir kapak yaptım orada. Bir cevap verdim. Adam duvara tostu ne olduğunu anladı gitti. Bak biz kendi ailemiz içerisinde kendi siyasilerimizi, parti liderlerimizi eleştirebiliriz. Ama orada elin Yahudisine, bu elin Amerikalısı, Almanı da olabilir. Hiç fark etmez. Elin Arabı da olabilir. Kesinlikle konuşturma ve konuşturtturma. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti mührü varsa, kötü de olsa, iyi de olsa benimdir. Nerede kaldık? Osmanlı Devleti nihayete erdi. Türkiye Cumhuriyetimiz kuruldu. Yıl 1923. Tabi bu arada Arap Yarımadası 1919'da elimizden çıktı ve Şerif Hüseyin ödülünü aldı. Suudi, yani Suud yok, özür dilerim. Arabistan Kralı ilan edildi. Dilimiz alışmış hemen Suudi Arabistan. Herifler nasıl öğretmişler bize ya. Suudi Arabistan ne? Arap Yarımadası. Orada bin türlük Arap kabilesi var. Suudların
yani Arap Yarımadası'ndaki toplumun binde biri bile Suud değil. Arabistan kralı ilan edildi Şerif Hüseyin. Oğlu Faysal Irak kralı oldu. Irak diye bir devlet icat edildi. Öbür oğlu Abdullah, 1. Abdullah Ürdün kralı ilan edildi. İngilizler bunlara devlet kurdurdular ya zorla. Osmanlı'yı arkadan vurmanın ödülüydü bu. Bak, Osmanlı'yı arkadan vuranlar bu ailelere, bütün Araplar bizi arkadan vurmadı. Sakın ha. Dengeli gidelim yani konuşurken, birini överken ya da karalarken. Sonra yedi yıl sürdü bu olay. Tam yedi sene. Neden? Çünkü yedi yılın sonunda İngilizler baktılar. Şerif Hüseyin, Osmanlı Paşası. Bu adam Osmanlı'nın memuruydu. Osmanlı'nın emrinde Mekke Şerifi'ydi. Hüseyin, Şerif Hüseyin Paşa diye anılıyor. Lakabı bu. Osmanlı'ya ihanet etti. Olsun, etse de nihayetinde Osmanlı'nın ekmeğini yedi bu. İstanbul'da çok kaldı bu. Çocukları, torunları İstanbul'da doğdu bu adamın. Osmanlı'ya sempatisi var bu adam. Var mı? Tabii ki var. İngilizler var ya, az değiller. Dediler ki 1919'dan 1926'ya tam 7 sene Arabistan kralı oldu. Hatta Arabistan kralıyken kendisi bizim Sultan Vahdettin İtalya San Remo'ya gitmişti. Sürgündeydi. Sürgünden dedi ki atalarım, dedelerim hiç haç yapamadılar. Çünkü o günün şartlarında bir Osmanlı padişahının kalkıp Mekke'ye, Medine'ye o günün şartlarında işte gemilerle atların sırtında gitmese, gitmek 6 ay, gelmek 6 ay, bir de orada kalacaksın 1-2 ay. Bir devlet başkanının 1 yıldan fazla devletten, başkentten uzak kalması düşünülemez. Bir de ordudan da ayrısın. Orduyla hacca gidemezsin ki. 200 bin kişiyle nereye gidiyorsun hacca? Olmaz. 5 bin kişiyle git, oldu. Safeviler önünü kessin, seni esir alsınlar. Gidemediler. Gidemeyince dedi ki Sultan Vahdettin ben gideyim. Ve gitti San Remo'dan. Şerif Hüseyin bunu karşıladı. Of. Bizim Sultan Vahdettin'i bir yağladı, bir balladı. Derdi şuydu. Halifeliği bana devret. Halifeliği bana devret. Halifeliği devralmak için bizim Cumhuriyetimizin kurucularından Atatürk'ten ve ekibinden mukaddes emanetleri de istedi Şerif Hüseyin. Bizimkiler göndermediler. Çok doğru bir karar vererek. Halifeliği de tamamen kaldırmayıp meclisin şahsında sakladılar. Madde böyledir. Halifelik kaldırılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsında. Niye? Şerif Hüseyin gibi tipler ya da İbni Suud gibiler kendilerini halife ilan edemesin diye. Halifelik hala Türkiye'dedir, biliyorsunuz değil mi? Bizim devletimizin elindedir. Kaldırılmamıştır. Meclisin şahsında saklıdır halifelik. Kötü niyetli birileri halifelik makamını kullanamasın diyedir. Sonra tabii ki Sultan Vahdettin Şerif Hüseyin oyunlarına gelir mi? Oralı bile olmadı. Kabul etmedi. Haccını yaptı. Sonra bastı gitti tekrar San Roma'ya. Şerif Hüseyin dımdızlak kaldı. Arkasından 1926 İngilizler baktılar. Dediler ki ya bize Osmanlı'yı hiç sevmeyen bir aile lazım. Osmanlı'yı hiç sevmeyen bir aile. Ki Osmanlı'nın izleri burada tamamen silinsin, kaybolsun. Şerif Hüseyin'i İbn-i Suud'un, yani Abdülaziz bin Suud, az önce fotoğrafını gösterdim, devirmesine izin verdiler. Ve indirdiler. Abdülaziz Şerif Hüseyin'e kovdu. Şerif Hüseyin kaçtı. Kime sığındı? Kendi veli nimetine. İhanet ettiği veli nimeti Osmanlı'ydı. Sığındığı veli nimeti kim oldu? İngilizler oldu. Ya bakın, oğlu Faysal Irak'ta, öbür oğlu Abdullah Ürdün'de. İngilizlere sığındı, Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta yaşadı yıllarca. Sonra süklüm büklüm oğlu 1. Abdullah'ın yanına geldi. Oğlu 1. Abdullah'ın yanına geldi. Orada yaşadığı yıllarda artık Atatürk ölmüştü. İsmet İnönü vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulmaktaydı. İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri. İsmet İnönü tuttu yanındaki bakanlarından, Dışişleri Bakanı'nı Arap ülkelerine gönderdi. Hani Hitler bize saldırırsa acaba bu Ürdün, Suriye, Irak, şu bu, bunların tavırları ne olacak öğrenmek için. Ve Ürdün'e gitti. Ankara'dan dışişleri yetkilimiz. Ürdün'e gittiğinde Amman Sarayı'nda Kral Abdullah bizzat bizim yetkilimize babası Şerif Hüseyin'le alakalı bir hatırayı anlatıyor. Diyor ki babam diyor, babası da o zaman kısa süre önce ölmüş. Babam diyor
Amman Sarayı'ndaydık diyor. Bugün dışarıdaki bando Osmanlı Marşı çalmaya başladı. Ben de babam bu marş tabii bizim marşımız diyor yani. Babamın hayatı boyunca çok iyi duyduğu, hep duyduğu marş. Babam bu marşı duymasın. Niye? Babası Osmanlı'ya ihanet etti. Kazığını da bunun yedi. İngilizler de onu sürdüler. Bir şey elde edemedi yani. Babası bunu duyup üzülmesin, yaraları depreşmesin diye kalktım. Pencerelerin kepenklerini kapatmaya başladım diyor. Babam bana döndü. Bunu anlatan 1. Abdullah. O da isyan etti bize. Hainlik yaptı. Yani şu anki Abdullah'ın babası Hüseyin, onun babası Tallal, onun babası 1. Abdullah. Diyor ki Abdullah'a, babası Şerif Hüseyin. Oğlum kapatma diyor kepenkleri. Aç. Aç. Ben o Osmanlı Marşı'nı dinlemek istiyorum. Ben veli nimetime ihanet ettim. Ve hainin bedelini bu dünyada çok ağır ödedim. Aç. O marşı dinleyeyim. O marşın bende uyandırdığı o duygular benim vicdanımı paralasın. Beni daha çok üzsün, hırpalasın ki bu üzüntümle Rabbim o günahlarıma kefaret saysın bunu. Öbür tarafta bana azap etmesin diyor. Osmanlı ekibi ihanet ettiyse bunun cezasını bu dünyada çok ağır gördü. Tabii ki öbür tarafta da görüyorlardır. Onu Rabbim bilir. Ama biz bu dünyalı kısımlarını çok iyi biliyoruz. Hepsi pişman gitti. Bin pişman gittiler. Bakın, bir saat evvel söylediğim bir cümle vardı ki yayına girdiğimizde o zaman birkaç yüz kişi vardı. Şu an neredeyse 2000'e yaklaşıyor canlı yayında takipçimiz. Bir şey söyledim. Şu anki Ürdün Kralı Abdullah Türkiye'ye geldiğinde Ankara'ya gelir ve Atatürk'ün mozolesinin önünde saygı duruşunda bulunur. Ama hiçbir Sud Kralı durmaz. Bizim tarih bilmezler bunu Atatürk düşmanlığıyla olduğunu sanırlar. Halbuki düşmanlık çok daha derindir. Osmanlı'ya kadar gitmektedir. Kral Abdullah'ın saygı duyması geçmişlerinin her ne kadar Osmanlı'ya bir dönem ihanet etmiş olsalar da Osmanlı'nın veli nimeti olduğu yıllarda ekmeğini yemiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Suud yönetimi ise bugün halimiz, Ürdün'ün ders kitaplarında Osmanlı bizi şöyle astı kesti bunu o kadar görmezsiniz ama Suudlar hala ve hala Tosun Paşa'yı bir giydiriyorlar, bir giydiriyorlar. Ders kitaplarında var ya, o derece. Biz bugün Türkiye Cumhuriyetimizin vatandaşları olarak çok iyi tarih bilmek zorundayız. Tarihi çok iyi bilerek geçmişimizi, dostumuzu, düşmanımızı çok iyi bilmek zorundayız. Ha, Suudlar zamanında 2 defa Mekke Medine'ye saldırdı. Bunun üzerine biz de onların kafalarını kestik, Sarayburnu'ndan fırlattık diye bugünkü torunlarına düşman olacak değiliz. İngilizler ne diyor? Devletlerin dostları düşmanları olmaz. Devletlerin menfaatleri olur diyor. Hatta bunu İngilizlerin diye söylüyorlar. İngilizlerin dostu düşman olur, menfaatleri olur diyor. Tabii ki Türkiye'miz ve Türkiye'mizin siyasetçileri kalkıp da duygusal, hamasetle hareket etmeyecekler. Ama tarihi de kesinlikle çok çok iyi bilecekler. Tarihten aldıkları o bilgi derinliğiyle bir Ürdünlü ile oturduklarında, bir Suudlu ile oturduklarında. Çünkü Ürdün ne demek? Haşimi ailesi yönetici. Haşimi aslında Arap Yarımadası'ndan. Bugün Ürdün'de yaşayan Arapların hiçbirinin Suud'la alakası yok. Ben Ürdün'e çok gittim. Çok Ürdünlü ile konuştum. Ürdünlü biriyle konuşursun. Ürdünlü der ki ya bizi yönetenler Ürdünlü. Yani bu coğrafyanın insanı değil. Biliyoruz ama biz bu aileyi artık kanıksadık derler. Yani buralı değil derken Arap Yarımadası'ndan gelmiş Şerif Hüseyin'in torunları Haşimi ailesinden olduğunu bilirler. Yani biz bugün çocuklarımıza, torunlarımıza Suudlar öğretiyorlar çünkü Osmanlı düşmanlığını. Çocuklarımıza, torunlarımıza. Kemal Sunal filmindeki Tosun Paşa'nın tarihteki icraatlarını, Kavala'nın bize ölümüne hainlik her zaman yapmadığını, Suud ailesinin ne zaman dost, ne zaman düşman olduğunu öğretmezsek olmaz. O zaman eksik kalırız, yarım kalırız, tökezleriz ve ulaşmak arzu ettiğimiz yerlere sapasağlam gidemeyiz. Elbette bugün Türkiye'deki liderlerimiz akli selim hareket edecekler. Ama akli selim hareket ederken de özellikle halkımız bugün Atatürk resimli tişörtlerle o stadyuma sokulmamalarının sebebinin
ya da İstiklal Marşı ya da Türk bayrağımızla alakalı tavrın sebebinin çok daha derinlere gittiğinin farkında olacaklar. Bunu da kesinlikle unutmayacaklar. Evet, ben tarihten bir pencere açarak bugünkü tavrın hangi asırlara kadar gittiğini sizlere anlatmaya çalıştım. İnşallah bunları daha detaylı bir takım olayları vesile kılarak konuşalım. Yani Balkanlarda bir Boşnak bizi niye çok sever? Bir Arnavut Türkiye deyince neden heyecanlanır? Ama bir Bulgar ya da Sırp niye hemen hemen aynı coğrafyada olduğu halde böyle düşünmez? İşin köklerine inerek bunların detaylarını görmek ve göstermek zorundayız. Evet, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Uzun bir canlı yayın oldu. Yarın sabahtan itibaren benim ya bu sabah çok erken uçağım var. Yarın ben de havalimanında olacağım. Yarın derken yani bugün oldu zaten. Biraz erken gideceğim. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ben de Anadolu yakasında bir köyde oturan biri olarak ben de şanlı takımlarımızdan biri Avrupa yakasına iniyor, diğer Anadolu yakasına iniyor. Ben de onları karşılayacağım. Sabahleyin, yani bu sabah birkaç saat sonra, zaten 2 saat kalmış. 2 saat sonra yani herhalde uyumadan Sabiha Gökçen Havalimanı'na ben de gidiyorum. Ve önce takımımızı karşılayacağım. Onları çılgınlar gibi alkışlayacağız. Onların o dik duruşlarını, yiğitliklerini çok güzel yaptılar. Kesinlikle. Yapılması gereken şey oydu. Çok önemlidir bakın. Arkasından 200 saat havalimanında bekleyeceğim. Sonrasında Mardin'e uçacağım. 3 gün boyunca sizlere Mardin'den, Dara'dan, Nusaybin'den, Midyat'tan, Hasankeyf'ten, Beyaz Su'dan, buram buram tarih kokan Güneydoğu coğrafyamızdan sizlere Artuklu'yu, Memlüklü'yü, Eyyubi'yi, Zengi'yi, Osmanlı'yı ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin izlerini anlatmaya çalışacağım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler değil, hayırlı sabahlar diliyorum. Tarihi çok iyi bildiğimiz zaman geleceği çok daha ufuklu, derinlikli bakacak, ayağımızda yere çok sağlam basmış olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.